Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişiden başka beşikte konuşan olmamıştır. Bunlardan biri Meryem oğlu İsa, diğeri Cüreyş'le macerası olan çocuktur. Üçüncüsü ise hadisin sonunda anlatılacak olan çocuktur. Cüreyç, ibadete düşkün bir kimseydi. Bir yeri ibadethane edinerek orada ibadete koyuldu. Bir gün namaz kılarken annesi gelip, Cüreyç diye seslendi. Cüreyç kendi kendine, Ya Rabbi, anneme cevap mı versem, yoksa namaza mı devam etsem diyerek namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendine, Ya Rabbi, anneme cevap vermekle namaza devam etmek karşısında kaldım diyerek yine namazına devam etti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç de içinden, Ya Rabbi, anneme mi cevap versem yoksa namaza mı devam etsem diyerek yine namazına devam etti. Bunun üzerine annesi, Ey Allah'ım, Cüreyc'in canını fahişelerin yüzünü görmedikçe alma diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları Cüreyç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Ve Cüreyç'in peşine takılıp kendini ona arz etmek istediyse de Cüreyç asla iltifat edip dönüp bakmadı bile. Cüreyç'in yoldan çıkmayacağını anlayan bu kadın, Cüreyç'in ibadethanesine sığınan bir çobana geldi ve onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince, çocuğun Cüreyç'ten olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine halk, Cüreyç'in yanına varıp onu ibadethanesinden çıkardılar. İbadethanesini yıkıp kendisini dövmeye başladılar. Cüreyç, ne yapıyorsunuz deyince, sen bu fahişeyle zina etmişsin. Bu çocuğu senden doğurmuş dediler. Cüreyç dedik, çocuk nerededir? Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyç, bırakın beni de namaz kılayım dedi. Namaz kılıp bitirince çocuğun yanına gelip karnını dürttü ve, Ey çocuk, baban kimdir diye sordu. Çocuk da, babam falan çobandır diye cevap verdi. Bunun üzerine halk Cüreyç'e dönerek onu öpmeye ve okşamaya başladılar ve sana altından bir ibadethane yapacağız dediler. Cüreyç ise, hayır, ibadethaneyi önceden olduğu gibi çamurdan yapın dedi ve öylece yaptılar. Beşikte konuşan üçüncü çocuğun durumu da şöyledir. Çocuğun biri günün birinde annesini emerken, güzel bir ata binmiş, iyi giyinmiş, yakışıklı bir adam oradan geçti. Çocuğun annesi, Allah'ım, benim çocuğumu da böyle yap diye dua etti. Çocuk, memeyi bırakarak atlıya döndü ve onu süzerek, Allah'ım, beni onun gibi yapma dedi. Ve sonra emmeye koyuldu. Ebu Hureyre der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, şehadet parmağını ağzına koyarak, çocuğun emişini hikaye ettiği hala gözümün önündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Bir cariyeyi zina ettin, hırsızlık yaptın diye oradan geçirdiler. Cariye ise, bana Allah'ım yeter, o ne güzel vekildir diyordu. Durumu gören anne, çocuğumu bunun gibi yapma diyordu. Çocuk ise yine memeyi bıraktı ve cariyeye bakıp, Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bundan sonra anne ile çocuk konuşmaya başladılar. Anne, yakışıklı bir adam geçti. Allah'ım benim oğlumu da bunun gibi yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yapma dedin. O cariyeyi hırsızlık ettin, zina ettin diye döverek götürdüler. Ben de Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma dedim. Sen ise beni onun gibi yap dedin. Sebebini anlayamadım deyince çocuk şöyle cevap verdi. O adam zalim ve merhametsizin biriydi. Bu sebeple beni bu katlar gibi yapma dedim. O cariye ise zina etmediği halde zina ettin. Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diye dövüyorlardı. Bunun için de beni
onun gibi yapma diye dua ettim dedi. Bu hadisin sadece 3 çocuğun konuştuğunu belirtmekle beraber, çocukluk yaşta 7 ve 10 çocuğun konuştuğuna dair rivayetleri de vardır. Hadisten öğreneceklerimiz ise, ana babaya itaatin önemli görevlerden olmasıdır. Kılınan farz namaz olmadığı takdirde ana babanın çağrısına bile kulak verilmelidir. Yetim, kimsesiz ve zayıfları koruyup gözetmek. Bu bölümdeki 4 ayet ve 13 hadisten mümin kimselere kol kanat gerileceğini, dünya hayatının üstüne aldanarak Rablerine yakaran kullardan uzak durulmaması gerektiğini, yetimi üzmeyip bir şey isteyeni azarlamamak gerektiğini, dini yalanlayan kimselerde görülen ahlaki bozukluğun öksüzü incitip yoksulu doyurmaya ön ayak olmamak olduğunu, En'am suresi 52. ayetin sebebi nüzulünü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennette birlikte olacağını, Ebu Bekir'in yoksul Müslümanlara karşı tavrının ne olduğunu, yetimi himaye edenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cennete birlikte olacağını, yoksul ve dilencinin kimse kim olduğunu, kimsesiz ve muhtaç kimselere yardım eden kimsenin cihat gibi sevap kazanacağını, devamlı oruç tutan ve namaz kılan gibi sevap kazanacağını, yemeklerin en fenasının ihtiyacı olmayanların çağrılıp muhtaçların çağrıldığı, çağrılmadığı yemek olduğunu, İki kız çocuğunu Müslümanca yetiştirip terbiye edenin cennette peygamberle birlikte olacağını, kız çocukları yüzünden sıkıntıya uğrayıp onlara iyi bakıp Müslümanca terbiye ederse onların cehenneme karşı bir siper olacaklarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki zayıf kimse olan yetimle kadının hakkının gözetilmesini emrettiğini, Allah'ın bizlere verdiği rızıkların aramızdaki zayıflar sayesinde olduğunu, böylece de zayıfları kollamamız gerektiğini öğreneceğiz inşallah. Müminlere kol kanat ger ve onları koru. Hicr suresi ayet 88. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak sabah akşam ona yalvarıp yakaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının cazibesine kapılarak gözlerini onlardan ayırma. Kehf suresi ayet 28. O halde yetime haksızlık yapma ve yüzünü ekşitme. Yardım isteyeni de hangi çeşit olursa olsun boş çevirme. Duha suresi ayet 9 ve 10. Gördün mü şu dini veya ahiretteki ceza ve mükafatı yalan sayan? İşte o tip kimseler yetimi itip kakarlar. Fakir ve muhtaçları doyurmaya çalışmadığı bir yana, başkalarına bu iş için ön ayak bile olmazlar. Maun suresi ayet 1 ve 3. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz 6 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bu durumu gören müşrikler, şunları yanından kov, bize karşı saygısızlık etmeye kalkışmasınlar dedi. Orada benden başka Abdullah İbni Mesud, Hüzeyl kabilesinden biri, Bilal ve şu anda isimlerini veremeyeceğim 2 kişi daha vardı. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Kureyş büyüklerinin kalplerini İslam'a ısındırmak için bizleri huzurundan uzaklaştırmak geçmişti ki Allah hemen En'am suresi 52. ayetlerini indiverdi. 52. ayeti şudur. O halde Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam Allah'a yalvaran, ekonomik ve sosyal yönden güçsüz olan insanları, inanmayan kimselerin çevresinde fakirler toplanmıştır diye alay etmeleri yüzünden yanından kovma. Sen onların hesabından sorumlu değilsin. Tıpkı onların da hiçbir şekilde senden sorumlu olmadıkları gibi. Öyleyse o fakirleri kovarsan varlık sebebine aykırı davranmış olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan olması hasebiyle bazen yanlış karar verme noktasında olabilir. Bu gibi durumlarda Allah hemen düzeltmek üzere vahiy gönderir. Aynen Abese suresinde olduğu gibi. Ebu Hureyre, Aiz İbn Amr el-Müzeni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, bir gün Ebu Süfyan, Selman-ı Farisi, Süheyb-i Rumi,
Bilal-i Habeşi'nin bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu zayıf ve fakir Müslümanlar, Allah'ın kılıçları Allah düşmanından hakkını alamamıştır dediler. Bunu duyan Ebu Bekir radıyallahu anh, bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vararak olayı anlattı. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Bekir, bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirmiş ve gazabını çekmiş oldun buyurdu. Hazreti Ebu Bekir hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek, kardeşlerim, sizi gücendirip kırdım mı diye sordu. Onlar da, hayır, bizi gücendirmedin, Allah seni bağışlasın ey kardeşimiz dediler. Yani fakir, garip Müslümanlara iyi davranmalı ve onlar gücendirilmemelidir. Yine Müslümanlar diğer kardeşlerinin iyi niyetle söylediği sözlere gücenmemeli ve hoş görüp bağışlamalılardır. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu. Ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisi bize aktaran Enes İbni Malik radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir iki lokma veya bir iki hurmayla kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Başka bir rivayette ise, kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. Yani kendi yakınlarının veya başkalarının yetimlerini koruyanlar Allah'ı hoşnut ederler ve cennette Allah'ın sevgili peygamberiyle birlikte olmaya hak kazanabilirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dul kadınlarla muhtaç ve yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihat eden kimse gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre diyor ki, o kimse bıkmadan gece ibadet eden, iftar etmeden gündüzleri oruç tutan kimse gibidir buyurduklarını zannederim diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemeklerin yani davetlerin en şerlisi fakirlerden esirgenip zenginlerin çağrıldığı düğün yemekleridir. Mazeretsiz ve canı istemediği için düğün yemeğine gitmeyen kimse Allah ve peygamberine isyan etmiş sayılır. Başka bir rivayette ise zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Maalesef bugünkü düğün yemeklerinin pek çoğu bu şekildedir. Dikkat edilip bu durumu düşünmeli, fakir ve yoksullar da çağrılmalıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim iki kız çocuğuna ergenlik çağına gelinceye kadar İslami eğitimle eğitir ve yetiştirirse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunuruz buyurdu ve parmaklarını birbirine bitiştirmiştir. Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmişti. Bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocuklar arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince şöyle buyurdu.
Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar. Yani güzelce İslami terbiye ile büyütülüp yetiştirilen kız çocuklarının anne ve babaları cennetlik olacaklar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile komşu olacaklardır. Bu büyütme ve himaye işi sıfır yaştan başlayarak evleneceği ana kadar devam edecektir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Sırtına iki çocuğunu yüklemiş bir kadın bir şeyler istemek üzere çıka geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki, çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. O da şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır buyurdu. Hüveyd İbni Amir el-Huzayi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ım! İki zayıfın, kadın ve yetimin haklarının yenmesinden insanları şiddetle sakındırıyorum. Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın oğlu Musab radıyallahu anh şöyle demiştir. Babam Sa'd, şecaat ve başka sebeplerle kendisinin üstün olduğunu düşünürmüş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah size yardım edip rızık veriyorsa aranızdaki zayıflar sebebiyle değil midir? Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız buyurdu. Kadınlara iyi davranmak. Bu bölümdeki iki ayet ve 8 hadis-i şeriften kadınlarla iyi geçinmenin gerektiğini, birden fazla evlilik yapan erkeklerin bu işe daha fazla önem vermesi gerektiğini, kadınların yaratılışlarının kaburga kemiğinden olduğunu, onun da en eğri tarafının üst tarafı olduğunu, bu eğri kemiği doğrultmanın zor olduğunu, kendi haline bırakıldığında da eğri kaldığını, faydalanmak isteyenin o haliyle faydalanması gerektiğini, kadınların zorda kalmadıkça dövülmemesi gerektiğini, kadınlara kin beslenmemesi gerektiğini. Bir huyu hoşa gitmezse, hoşa giden bir huyunun olabileceğini, kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde haklarının neler olduğunu, en hayırlı kimselerin hanımlarına karşı hayırlı olan kimseler olduğunu, dünyanın geçici bir menfaatlenmeden ibaret olduğunu, bu dünyada fayda sağlayan en hayırlı varlığın da dindar hanımlar olduğunu öğreneceğiz inşallah. Ve hanımlarınızla güzel bir şekilde geçinin. Nisa suresi ayet 19. Ne kadar isteseniz de eşlerinize adaletle davranmak elinizde değildir. Dolayısıyla diğerlerini dışlayarak ve onları kocası hem var hem de yokmuş gibi bir durumda bırakarak içlerinde sadece birine yönelmeyin. Eğer arayı düzeltir, yolunuzu da Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsanız bilin ki Allah çok bağışlayan ve acıyandır. Nisa suresi ayet 129. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadınlar hakkında birbirinize iyiliği tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz.
Değişik bir rivayette ise kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Başka bir rivayette ise kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır. Abdullah İbni Zema radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün hutbe okurken dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Salih peygamberin dişi devesinden ve onu öldüren kişiden bahsederek onların en azgını ileri atıldı ayetini okudu. Ve Semut toplumunda gücü ve kuvvetiyle tanınan ve son derece fena olan bir adam deveyi öldürmek için ileri fırladı diye açıkladı. Sonra da kadınlardan bahsederek onlar hakkında öğütlerde bulunarak şöyle dedi. Sizden biriniz hanımını köle döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla bir yatakta yatacaktır. Sonra yellenmeden dolayı gülmemelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. İnsan bizzat kendisinin de yaptığı şeye ne için güler? Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir Müslüman hanımına karşı kin besleyip buğz etmesin. Onda hoşlanmayacağı huylar varsa memnun olacağı huyları da vardır. Amr İbni Ahvas el-Cüşemi radıyallahu anh veda haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediğini, Allah'a hamdü sena edip halka öğüt ve nasihat verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Ashabım, kadınlara hayırla muamele edip iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Zira onlar sizin idarenize ve himayenize verilmiş emanetlerdir. Kesin bir kötülük işlemeleri müstesna, onlar üzerinde zorbalık yapmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlak dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında ayrı bırakın. Yaralayıp berelemeden onları dövün. Şayet size itaat ederlerse, onların aleyhine bir yol aramayınız. Şunu iyi biliniz ki, kadınlarınızın sizin üzerinizde hakları olduğu gibi, sizin de onlar üzerinde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağını yabancılardan korumaları ve istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim, kuşam, yeme, içme konularında gücünüz nispetinde onlara iyi bakmanızdır. Muaviye İbni Hayder radıyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sordum. Şöyle buyurdu. Yediğin gibi ona da yedirmek. Giydiğin gibi ona da giydirmek. Yüzüne vurma. Kötüleyip ayıplama. Darılıp ayrı yatmaya mecbur kalırsan, bu işi sadece odanın sınırlarını aşmayacak şekilde evde yapmaktır. İslamiyet'in kadına verdiği değeri anlamak istemeyenlere gösterilecek hadislerden biridir bu. Kadının ruhi cephesini ve hassaslığını ele alan bu ve benzeri hadisler 20. asrın feministlerine ithaf olunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminlerin iman bakımından en iyi olanları ahlaken en iyi olanıdır. Hayırlınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Abdullah İbni Ebu Zubab radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınların dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövüleceğine dair izin verdi. Bu sefer de birçok kadın
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir buyurdu. Abdullah İbni Amr bin El-As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya kendisinden faydalanacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya kendisinden faydalanacak geçici bir faydadan ibarettir. O dünyanın fayda sağlayan en hayırlı varlığı da dindar kadındır. Yani kadın dört şey için nikahlanır. En hayırlı olan eşin dindar olmasıdır hadisine göre. Dünyada her şeyin geçici olması, sadece dindar kadın, rahat bir ev ve iyi bir binek insanı bu dünyada mutlu edebilir. Çünkü bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilenler bunlardır. Kocanın karısı üzerindeki hakları. Bu bölümdeki bir ayet ve 8 hadis-i şeriften erkeklerin kadınlar üzerine hakim ve koruyucu olduklarını, kadının kocasına her an itaat etmesi gerektiğini, değilse lanete maruz kalacağını, kocasının izni olmadan kadının nafile oruç bile tutamayacağını, herkesin çoban olduğunu ve gütmesi gerekenlerden sorumlu olduğunu, kocanın ihtiyacını karşılamak için kadının ocak başında bile olsa o işi bırakıp kocasının yanına gelmesi gerektiğini, insanın insana secde edilmesi emredilmiş olsaydı kadının kocasına secde etmesi gerekeceğini, kocasını memnun ederek ölen kadının cennette olacağını, hurilerin kocasını üzen kadına nasıl söz söyleyeceklerini, en zararlı imtihan unsurunun kadın cinsi olduğunu öğreneceğiz inşallah. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması ve mallarından mehir ve her türlü harcamada bulunması sebebiyle erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar. Dürüst ve erdemli kadınlar gerçekten itaatli olanlardır. Allah kendi haklarını nasıl koruduysa onlar da öylece kocalarının yokluğunda onların malını, ev sırlarını, namus ve iffetlerini koruyanlardır. Nisa suresi ayet 34. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek de ona dargın olarak gecelerse melekler o kadına sabaha kadar lanet ederler. Başka bir rivayette ise kadın kocasının yatağını mazeretsiz olarak terk edip başka yerde gecelerse melekler sabaha kadar ona lanet ederler. Başka bir rivayette ise canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir erkek karısını yatağa çağırır da kadın gelmezse kocası ondan memnun oluncaya kadar kainatın sahibi olan Allah o kadına gazap eder. Yani Nur, Nisa, Ahzab surelerinin kadınlarla ilgili ayetleri de okunduğunda insanlar kadın haklarını İslam'ın kadına verdiği değeri daha iyi anlayacaklardır. Çünkü bu dünyada karı ve kocalar birbirleri için elbise hükmünde olur. Her türlü kötülüklerden birbirlerini daima korurlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadın kocası yanındayken onun izni olmadan nafile oruç tutamaz. Kocasının izni olmadan bir kimseyi evine alamaz. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir memurlarının çobanıdır. Erkek aile ve çocuklarının sorumlusudur. Kadın da evinin ve çocuklarının çobanıdır. O halde hepiniz birer çobansınız.
ve hepiniz idareniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Ebu Ali, Talk İbn Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koca karısına ihtiyaç duyup da onu yanına çağırdığında kadın ocak başında dahi olsa hemen kocasının yanına gelsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bu hadisin sebebi vurudu, yani söylenmesine sebep olarak Muaz İbni Cemel Şam'dan veya Yemen'den dönüşünde veya Kays İbni Sa'd Hire'den döndüğünde oralarda Hristiyanlardan başkan ve kumandanlarına secde ettiklerini görmüşlerdi. Bu sebeple Peygamberimizin secde edilmeye daha layık olduğunu düşünerek secde etmek istemişlerdi. Bunu yasaklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinize ibadet edin, Müslümanlara iyilik yapın, bir kimsenin diğerine secde etmesini isteseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim dedi. Secde, hiçbir zaman ölmeyecek, saltanatı yok olmayacak olan Allah'a yapılır. Ama kadının kocasına itaatin önemini belirtmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylemiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada bir kadın kocasına eziyet eder ve onu üzerse o erkeğin hurilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir. Allah canını alsın. Üzme o adamı. O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden sonra erkekler için bıraktığım en zararlı imtihan vesilesi kadındır. İslam'ın aile yapısında kadın ve erkeğin ayrı ayrı görevleri ve sorumlulukları vardır. Geçen hadislerde de erkeğin aile üzerindeki otorite ve sorumluluğuyla kadının durumu apaçık gözler önünde serilmiştir. Erkek vazife ve sorumluluğunu bilip yuvadaki vazifesini layıkıyla yapar. Kadın da ayet ve hadislerle belirtilen şekliyle kocasını razı eder, ev işlerini yerine getirirse cenneti elde etmiş olacaktır. Son hadiste bazı problemli kadınlara ve kadın cinsinin hususiyetine işaret edilmekte ve Tevabun suresi ayet 14 bize hatırlatılmaktadır. Ey müminler! Eş ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Bunlar sizi Allah yolundan alıkor ve ona itaat etmenize köstek olabilirler. Dolayısıyla onlara uymaktan sakının. Dikkatli davranın ama hatalarını hoş görür ve kusurlarını görmez onlar bağışlarsanız, bilin ki muhakkak Allah tüm suçları örten ve kullarına acıyandır. Bu ayetin sebebi vücudu, yani söylenme gereği, hicret edecek kimselere karıları ve çocukları, sen gidersen biz sensiz ne yaparız demişler ve onları hicret etmelerini geciktirmişlerdi. Gecikmeden dolayı günaha girdiklerini zanneden sahabiler, hanım ve çocuklarını cezalandırmaya kalkışmışlar ve onları daha hoşgörülü olmaya çağıran biraz önce okuduğumuz ayeti nazil olmuştur. Bunlardan ilki kadın ve erkeğin birbirlerine olan ilgi ve alakalarıdır. Bu ilginin ölçülü kullanılmaması her iki taraf için de tehlike doğurabilir. Hadis-i şerif bu tehlikeye dikkatleri çekip erkeklerin daha uyanık olmalarını istemektedir. Ailenin geçimi. Bu bölümdeki 3 ayet ve 8 hadis-i şeriften aile içerisinde kadının yiyecek ve içeceğinin kocaya ait olduğunu, varlıklı kimsenin durumuna göre, fakirin de durumuna göre harcamada bulunacağını, Allah rızası kazanmak için ne harcanırsa Allah'ın onun yerine yenisini vereceğini, harcamalar içinde en çok sevap kazandıran harcamanın çoluk çocuğa yapılan harcama olduğunu, cihat atına harcanan para ve beraberce
cihad ettiği arkadaşlara harcanan paranın da en değerli para olduğunu, çocuklara yapılan harcamanın sevabının harcayana ait olduğunu, Allah rızası umularak yapılan her harcamadan mutlaka mükafat alınacağını, geçimini sağlaması gereken kimseleri ihmal etmenin günah olarak insana yetebileceğini, kölelerin de buna dahil olduğunu, her gün yeryüzüne inen iki melekten birisinin infak edene yenisini ver dediğini, diğerinin ise cimrilik edenin malını yok et diye beddua ettiğini, veren elin alan elden üstün olduğunu, sadakanın hayırlısını ihtiyaçtan fazlasından vermek olduğunu, kim ki insanlardan bir şey istemezse Allah'ın onu kimseye muhtaç etmeyeceğini, tok gözlü olanın Allah tarafından zengin kılınacağını öğreneceğiz inşallah. Süt annelerinin ve çocuğun emzirme süresi içinde her türlü masraflarını karşılamak çocuğun babasına aittir. Bakara suresi ayet 233. Geniş imkanlara sahip olan kişi durumuna göre nafaka versin. Rızık imkanları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine verdiğine uygun biçimde nafaka vermiş olur. Talak suresi ayet 7. Siz Allah rızası için başkalarına ne harcarsanız Allah onun yerini daima doldurur. Sebe suresi ayet 39. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihat için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olan çoluk çocuğuna harcadığın paradır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihat için harcadığın para, bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para, muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı çoluk çocuğuna harcadığın paradır buyurdu. Ebu Abdullah Sevban İbni Büccüt radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihat eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, eski kocam Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya. Onlar da benim kendi çocuklarımdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana da verilecektir. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadakadır. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa harcadıkları onun için birer sadakadır. Abdullah İbni Amr bin El-As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Başka bir rivayette ise bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek günah olarak bu kişiye yeter. Yani Müslüman her zaman ve zeminde cömert olmalı. Bilhassa kendilerini geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerden harcamaya başlamalı. Sonra da bu daireyi genişleterek üvey evlatlara, komşulara ve akrabalara uzanmalıdır. Savaş ve cihat için gerekli her şeye yapılan harcamalar da
mutlaka sevap kazandıran işlerdendir. İşveren durumunda olan, sanayici olan, işletmelerinde adam çalıştıran kimseler, kendi çoluk çocuklarının yanı sıra işçilerine de gerekli geçinilebilecek kadar meblağı vermek durumundadır. Piyasa şartlarına göre geçinilebilecek meblağı vermek zorundadır değilse, günün şartlarına göre ilan edilen asgari geçim fiyatlarıyla geçinmek veya geçinmeye mecbur etmek, gerçek Müslüman olan sanayici ve işverene yakışmaz. Böyle yapanlar zulmetmiş olurlar. Başka kimselerin haklarını gasp etmiş olurlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Allah'ın günü yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ın malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Allah'ın günü yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Yani veren de, alan da, daraltan da, bolca veren de hep Allah'tır. Yüce Allah, vereceği ve alacağı her şeyde melekleri vasıta kılar. İşte bu hadiste meleklere infak edilen, Allah rızasını kazanmak için verilen her şey için melekler aracı kılınıp dua veya beddua ediyorlar. Öyleyse, Allah'ın verdiği malı, onun istediği ve razı olduğu yerlere vermek gerekir. Çünkü Allah, fakir ve muhtaç kullarını destekleyen kimseleri sever ve onların mallarını bereketlendirir. Fakirlerin hakkını vermeyenler, meleklerin bedduasını aldıkları için o mallarından hayır göremezler. Başka yerlerden daha fazlası mallarından çıkarak zarar görmüş olurlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar. Rabbim cümlemizi okuyup anlayıp anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.